4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve cevaplarını birlikte yapmaya çalışalım. Bir metnimiz var. Bu metne göre 5 soruyu yanıtlamamızı istiyor bizden. Toplamda 25 sorumuz var. Cevapladığın her doğru için 4 puan olarak hesaplayabilirsin. İstersen durdur. Önce sen çöz, sonra buradan çözümünü dinleyerek aldığın puanı da yorum kısmına ekleyebilirsin. Mahir gözlerini bir hastane odasında açtı. Karşısında annesi duruyor ve ona yalvaran gözü yaşlı gözlerle bakıyordu. Gözlerini tam açtığında annesi gözlerini ondan kaçırdı. Ağlıyordu ama sesi çıkmıyordu. Annesinin ağladığını anladı ama bir tepki vermedi. Annesi babasının omzunda yüzünü gizliyor ve gizlice tutamadığı o gözyaşlarını döküyordu. Babası ise gülümseyen gözlerle bakıyordu ona. "Bizi hatırladın mı oğlum?" dedi. Mahir konuşmadı ama hayır anlamında başını salladığında annesi hıçkırıklarla ağlamaya başladı. "Bizi hatırlamıyor. Hep böyle mi kalacak?" dedi ağlayarak. "Merak etme, iyileşecek. Doktorun dediğini unuttun mu yoksa?" Ona eşyalarını, yaşadığı yeri, arkadaşlarını sık sık gösterirsek hafızası yerine gelebilir. "Evet, doğru," dedi. Mahir annesine ve babasına boş gözlerle bakıyordu. Kendisine ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama bir türlü anlamıyordu. Ne kadar uğraştıysa da bir türlü merdivenlerden düşüp başını çarptığını hatırlamıyordu. Birinci sorumuz: Mahir nerede gözlerini açmış? Bakın, hemen ilk cümlemize bakıyoruz. Mahir gözlerini hastane odasında açtı. Bunu hemen cevap olarak yazalım. Şimdi şunu da söyleyeyim. İşte Mahir nerede gözlerini açmış? Hastane odasında. Doğru bir cevap mı? Doğru. Ama bu bir cevap cümlesi değil. Öğretmenin genelde senden orada kurallarına uygun, cümlenin başı büyük, sonunda uygun noktalama işareti olan bir cevap cümlesi ister. Dolayısıyla hastane odası doğru olsa bile onu cümleleştirmek çok önemli. Mahir hastane odasında gözlerini açtı. Baktığımız zaman bu şekilde ya da buna benzeyen kendi cümlenle belirttiğin zaman 4 puan olarak hesaplayabilirsin. 2 numaralı sorumuz: Annesi ona nasıl bakıyordu? Devam ediyorum hemen. Karşısında annesi duruyor ve ona yalvaran gözü yaşlı gözlerle bakıyordu. Yalvaran ve gözü yaşlı gözlerle. Bunu hemen kendi cümlemize dönüştürelim. Annesi ona yalvaran ve gözü yaşlı gözlerle bakıyordu şeklinde cümle yazıyorsun. Cümlenin başı büyük. Türkçe dersindesin sonuçta. Yazılanlara lütfen dikkat et. Güzel yazmaya da özen göster. Sonuna da uygun noktalama işaretini koyduğun zaman 4 puan daha hesaplayabilirsin. 3 numaralı sorumuz: Annesi ne zaman ağlamaya başladı? Sevgili öğrenciler, devam ediyoruz hemen. Bakın, annesi ağlıyordu ama sesi çıkmıyordu. Annesinin ağladığını anladı ama bir tepki vermedi. Annesi babasının omzunda yüzünü gizliyor ve gizlice tutamadığı o gözyaşlarını döküyordu. Babası ise gülümseyen gözlerle bakıyordu ona. "Bizi hatırladın mı oğlum?" dedi. Mahir konuşmadı ama hayır anlamında başını salladığında annesi hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Hayır anlamında başını salladığı zaman annesi hıçkırıklarla ağlamaya başlıyor. Kendi cümlemizi hemen dönüştürelim. Dediğim gibi cümlenin başı lütfen büyük olsun. Sonuna uygun noktalama ya da noktalama işaretlerine de yazının güzelliğine ve doğru yazmaya da özen gösterelim. Türkçe dersinde olduğunu da unutma. Mahir hayır anlamında başını salladığı zaman annesi ağlamaya başladı dersen 4 puan daha hesaplayabilirsin. 4 numaralı cümlemiz, pardon, sorumuz: Mahir başını çarptığında ona ne olmuş? Şimdi burada sondan başa doğru gelelim sevgili öğrenciler. Bakın, en son cümlede ne kadar uğraştıysa da bir türlü merdivenlerden düşüp başını çarptığını hatırlamıyordu. Başını çarptığında bakın burada da ne var? Ona eşyalarını, yaşadığı yeri, arkadaşlarını sık sık göstererek hafızası yerine gelebilir diyor. Demek ki başı çarptığında Mahir hafızasını kaybetmiş. Bununla ilgili bir cümle yazmam gerekiyor. Mahir başını çarptığında hafızasını kaybetmiş ya da bu konuda, bu doğrultuda kendi cümleni de yazarsan 4 puan daha hesaplayabilirsin. 5 numaralı sorumuz: Mahir'e eşyalarını, yaşadığı yeri, arkadaşlarını göstermeleri gerektiğini kim söylemiş? Baktığımız zaman bakın şuradan çıkartabilirsin. Doktorun dediğini unuttun mu yoksa? Ne demiş doktor? Hemen ardındaki cümleye bakarsın. Ona eşyalarını, yaşadığı yeri, arkadaşlarını sık sık göstererek hafızası yerine gelebilir demiş. Demek ki eşyalarını, yaşadığı yeri, arkadaşlarını göstermesi gerektiğini, sık sık göstermesi gerektiğini
Doktor söylüyor. Cümleye çevirdik cevabımızı. Mahir'e eşyalarını, yaşadığı yeri, arkadaşlarını göstermelerini doktor söylemiş. Tabii orada virgülün kullanım yeri, cümlenin başı büyük, sonunda nokta var ve özel isme gelen iki de kesme işaretiyle ayırman gerekiyor. Türkçe dersindesin, yazın güzel olacak, noktalama, imla kurallarına dikkat etmen gerekiyor sevgili öğrenci. Çünkü doğru cevap versen bile bundan dolayı kıran öğretmenlerimizi tanıyorum. 6 numaralı sorumuz, metin soruları bitti. Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi soyuttur? Soyut neydi? 5 duyu organıyla kavrayamadığımız sözcüklerdi. Yani o kelimeyi göremiyorsun, duyamıyorsun, o maddeyi işitemiyorsun, tadına bakamıyorsun, dokunamıyorsun vesaire. Şimdi baktığın zaman hava mesela bir maddedir. Bir kere sen havanın varlığını illa her şeyi görme olarak da düşünmeyelim sevgili öğrenciler. Hava burada somut bir maddedir. Çünkü ağırlığı vardır en azından, değil mi? Artı elinle şöyle yüzüne doğru ileri geri yaptığın zaman oradaki havanın, rüzgarın sana çarptığını hissedersin demek ki. Hava somut bir maddedir. Düş, rüya bu somut, soyut bir maddedir. Hayal yine aynı şekilde soyut bir isimdir, soyut bir kelimedir. Kitaplığı görebilirsin. Havanın üstünü çizdik, kitaplığı çizdik. Sevinç mesela soyuttur, keder soyuttur. Heyecan, korku, ihtiras, kıskançlık, öfke, mutluluk, bunlar hep soyut kelime olur. Anneni görebiliyorsun, bunun da üzerine çizdik. Artı koyduklarımız düş, hayal, sevinç, keder ve heyecan toplamda 5 tane. Bunlardan 5 tanesi soyuttur. Yanıtım A seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur? Yani lerlar çoğul eki almadığı halde anlamca sayı olarak birden fazla İsmin yerine kullanılan, sayı olarak birden fazlayı kapsayan kelimelerdir. Topluluk adı yoktur diyor. Bizim küme yarışmada birinci oldu. Bizim ailede herkes makarnayı sever. Dolaptaki kitaplar dağılmış. Meclis yarın tatile girecek. Şimdi sevgili öğrenciler bakın küme mesela. Bizim küme yarışmada birinci oldu. Bu küme içerisinde bunu grup şeklinde düşünebilirsin. Bu küme bir kişiden oluşan küme olmaz. Ya da bir kişilik grup olmaz sevgili öğrenciler. Yani lerlar çoğul ekini almamış ama küme deyince zaten içerisinde en az 4 tane, 5 tane sayı olarak kişi vardır diyebilirim. A'yı eledim. Bizim ailede yani sen sadece anneden oluşan ya da sadece babadan ya da sadece çocuktan oluşan bir aile olabilir mi? Aile dediğin senin anne, baba ve çocuklardan oluşur. Çoğul eki almadığı halde bakıyorsun sayı olarak birden fazla kişiyi kapsıyorsa ya da nesneyi ya da maddeyi ya da varlığı kapsıyorsa o topluluk adı olur. Meclis yarın tatile girecek. Şimdi baktığımız zaman mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 kişilik olur mu? 5 kişilik olur mu? 550 tane mesela bizim mecliste milletvekilimiz var. Dolayısıyla lerlar çoğul ekini almamış ama burada içindeki kişi sayısı çok fazla. D seçeneği de elerim. Dolaptaki kitaplar mesela kitaplar burada çoğul ekidir. Diyor ki sayı olarak birden fazla. İyi de lerlar çoğul ekini almış orada. Diğerleri lerlar çoğul eki almadanki haldeydi. Doğru cevabın topluluk adı olmayan C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki sözcüklerin eş ve karşıt anlamlılarını yazınız diyor. Yine 4 puan değerinde bir soru. Biraz daha büyütmeye çalışalım. Şimdi öncelikle eş anlamlarından bakalım. Kirli, kir pasaktır zaten. Sevgili öğrenciler pasaklı da diyebiliriz. Kirli ve pasaklı. Çabuk, acele demektir eş anlamlısı. Aynı anlama gelecek eş anlamlısında. Siyah kelimesinin eş anlamlısı karadır sevgili öğrencim. Ufak kelimesi minik diyebilirim. Ufak, minik, küçük. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısına da yaşlı diyebilirim. Geldik karşıt yani zıt anlamlarına. Kirli kelimesinin zıt anlamlısı temiz demektir. Çabuk, acele. Yavaş demektir. Hemen buraya da yavaş ya da ağır diyebiliriz. Siyah kelimesinin tam tersi yani zıttı beyaz kelimesidir. Ufak kelimesi, minik kelimesinin tam tersi büyük demektir sevgili öğrenciler. İhtiyar kelimesinin tam zıttı ise genç demektir. Bu şekilde yaptıysan 4 puan daha hesaplayabilirsin. 9 numaralı sorumuz. Yukarıdaki sözcüklerden hangisi ya da hangileri lıklık eki alarak yeni bir kelime oluşturmuştur? Şimdi sevgili öğrenciler, Türkçedeki kelime ve kök, kelime kök ve ek yapısında eki çıkarttığın zaman geriye kökün kalması gerekiyor. Mesela hepsinde bakıyorum ılık, balık, suluk, yazlık.
İşte bazısı da şey diyor mesela look diyor. Burada mesela look. Benden look istiyor look. Tabii look olur, look olur, look de olabilir değil mi? Ya da lik de olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gelen ekin köke uygun olması gerekiyor. Yani benim mesela bir G ekim var. Şimdi ben burada simit kelimesini yazdım. Simit G diyemezsin. Simitçi. Bu G'nin Çi'ye dönüşmesi gerekiyor. Bunu da o şekilde düşünebilirsin. O zaman şöyle yapalım. Şimdi simitçi de mesela ben buradaki G'yi çıkartınca geriye ne kalıyor? Kelimenin kendisi kalıyor. Peki ılıkta ılık ekini çıkarttım. Ne kaldı geriye? I kaldı. I diye bir kelime var mı? Yok. Dolayısıyla ılık kelimesi zaten herhangi bir eki yok. Seçeneklerde bir olmasın. Seçeneklerde birin olmaması demek A ve D seçeneğinin gitmesi demek. Mesela balık diyorsun. Balıktaki lık hecesini eklemeyeceğim çünkü ek değildir, hecedir. Lık'ı çıkardığın zaman geriye bağ kalır. Şimdi bağ diye bir kelime var mı burada? O zaman seçeneklerde ikinin de olmaması gerekiyor. Suluk kelimesinin kökü sudur. Lık lik ekini alarak suluk olmuştur. Türemiş bir kelimedir. Yine yazlık kelimesine baktığım zaman kelime kökümüz yazdır. Yazdan yazlık baktığımız zaman yine burada da bir türemiş bir kelime olduğunu görebiliyoruz. 3 ve 4 yazlık ve suluk doğru cevabım C seçeneği olur. 10 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır diyor bize. Yaşlı ve genç kelimesi zıt anlamlı kelimelerdir. Beyaz kelimesinin tam tersi zıttı siyahtır. Tam ya da eksik bunlar da yine zıt anlamlı. B seçeneğine dikkat edelim. Kalp kelimesinin eş anlamlısı yürek demektir. Kalp ve yürek. Bunlar aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerdir. Diyor ki zıt anlamlı kelimeler kullanılmamıştır. B'deki zıt değil eş anlamlıdır. 11 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin kaç tanesi eş sesli yani sesteş kelimedir? Sesteş olabilmesi için yazılışları aynı, farklı anlamlara gelen kelimeler olması gerekiyor. Mesela yüz kelimesi gibi. Mesela yüze baktığım zaman sayı olan yüz var, değil mi? Kulaç atmak var. Bir de surat olarak yüz vardır. Mesela üç tane anlamı var. İki tane olması yeterli. Bakalım şimdi. Öğretmenimiz üç dil biliyor. Şimdi buradaki dil nedir? Mesela İngilizce gibi bir milletin konuştuğu dilden bahsediyor. Bir de tatma duyu organı olan dil vardır. Dolayısıyla dil burada sesteş bir kelimedir. Artıyı koyduk. Meyve suyu bardağını tam dolu getirdi. Buradaki anlamı boş kelimesinin tersidir. Boş kelimesinin tam tersi dolu. Başka anlamı var mı? Tabii ki var. Çünkü dolu bir de yağış türü olan yağmur gibi, kar gibi dolu da vardır, değil mi? O zaman burada da yine yazılışı aynı, anlamı farklı olan bir kelime var. Hazineyi bulmak için tüm gücüyle toprağı kazdı. Kazmak burada eşelemek, toprağın daha altına inme anlamında kullanılmış. Bir de kümeste yetişen hayvanlar, kümes hayvanlarından ördek vardır, değil mi? Tavuk vardır, hindi vardır ve kaz vardır. Yine buradaki kaz kelimesinin de sesteş bir kelime olduğunu görüyoruz. Buradaki as kelimesinin sadece bir tane anlamı var. Asmak işte iplerin üzerinde sallandırma anlamında kullanılmış. Başka da bir anlamı yok maalesef. Üç tanesi sesteş yani eş sesli kelimedir. Yanıt C seçeneği. 12 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Şimdi soğuk kelimesinin mecaz anlamda kullanılması için önce gerçek anlamından bahsedelim. Şimdi burada mesela sıcak kelimesinin tersi anlamında kullanılıyorsa orada gerçek anlam vardır. Mesela kış mevsimi çok soğuk geçti. Burada sıcağın tersi anlamında kullanılmış. Temel anlam, gerçek anlam. Buz gibi soğuk bir su içtim. Burada da sıcağın tersi olarak kullanılmış. Vücudumuzu soğuktan korumalıyız. Yani soğuk olan havanın işte eksi derecede olması. Sıcaklık olarak düşük anlamı çıkacak. B, C, D de öyle var. O tür soğuk şakaları yapma. Yani şakayı sen, hani şaka bir madde midir ki sen onu dolapta mesela buz haline getiresin? O değil. Soğuk şakalar kötü anlamında kullanılmış. Kötü şakaları yapma anlamında kullanılıyor. Sıcağın tersi değildir buradaki soğuk. Dolayısıyla mecazi bir anlatım var. Yanıtım A seçeneği.
13 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin karşısına ilgili olduğu sütuna çarpı işareti koyunuz. Nesnel midir, öznel midir? Bunları istiyor bizden sevgili öğrenciler. Hemen yapmaya çalışalım. Kişinin kendi duygu, düşünce, beğenisi varsa özneldir. Herkes tarafından kabul edilebilirse dolayısıyla nesneldir. Sana bana göre değişmeyene nesnel ifade diyebiliriz. Yön bulma aracı pusuladır diyor. Yani burada kişinin kendi duygusuna, düşüncesine, beğenisine, zevkine, keyfine yer vermiş mi? Yok. Bu herkes tarafından kabul edilebilen nesnel bir ifadedir. Çarpıyı koyduk. Bu ressam çok başarılı. Bu sana göre öyledir. Birinin işte başarılı olması, bir şeyi güzel bulman, kötü bulman. Burada hep öznel ifadeler vardır çünkü. Bu ressam çok başarılı. Belki ben ona bakacağım, hiçbir şey anlamayacağım. O sana göre başarılıdır. Kendi duygunu cümlede belirtiyorsun çünkü. Kendine ait bir duyguyu. Bu öyküler okuyana çok sıkıcı geliyor. Belki de ben o öyküleri okuyacağım, sıkıcı bulmayacağım. Bu herkes tarafından kabul edilebilir bir ifade değildir. Bu kişinin kendi duygusundan bahsediyor sevgili öğrenci. Düşüncesinden bahsediyor. Dolayısıyla öznel bir ifadedir. Bir yıl dört mevsimdir. Hani biri çıkıp diyebilir mi? Ya o sana göre, bana göre beş mevsimdir diyebilir misin? Hayır. O zaman burada nesnel bir ifade vardır. Bugün hava bulutlu. Şimdi nesnel ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu kanıtlayabilirsin. Yani en güzel, en sevdiğim renk kırmızıdır. Doğru diyorsun da diyemezsin, yanlış diyorsun da diyemezsin. Bu senin düşüncen dersin. Ama bugün hava bulutlu. Çıkarsın bakarsın ya doğrudur, bulutlu ya da yanlıştır diyebilirsin buna. O zaman bu şekilde de nesnel olduğunu anlayabilirim. Hani dese ki bugün hava çok güzel dese mesela. Ya da bulutlu havada dolaşmayı çok seviyorum dese kişinin kendi duygu düşüncesine yer vermesi gerekiyor. O zaman öznel olur. En güzel. Bir kere güzel kelimesinin olduğu bütün cümlelerde öznel vardır. Sevgi, öznel ifade vardır. En güzel kış meyvesi portakaldır. Bir diyene göre muzdur vesaire. Değil mi? Herkes bunu portakal olarak mı görüyor? Hayır. Kendi düşüncesini burada gösteriyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuş. Gider bakarsın, araştırırsın. Doğrudur ya da yanlıştır diyebileceğin nesnel bir ifadedir bu. Bana göre Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmamış diyemezsin. Değil mi? İstanbul Türkiye'nin en güzel, bak bir güzel kelimesi daha çıktı. En güzel kentidir. Yani İstanbul'u sevenler olur, sevmeyenler de olur ve herkesin doğduğu yer kendisine güzeldir. Ve artı güzel kelimesi var orada. Kendi duygusunu, düşüncesini belirtmiş. Dolayısıyla öznel bir ifade olur. 14 numaralı sorumuz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çokluk belirtmektedir diyor bize. Pardon, belirtmemektedir sevgili öğrenciler. Çokluk belirtmesi için, çoğul isim olabilmesi için kelimenin sonuna, ismin sonuna lerler gelmesi gerekiyor. Lerler hepsinde var gibi değil mi? Dikkat et. İnsan insanlar, sınıf sınıflar, ev evler, kiler. Şimdi sen buradaki leri çıkarttığın zaman geriye ki kalıyor. Ki diye bir kelime var mı? Yok. Hani bir kelime, kilerler dese olabilir. Ama bu durumda ler burada, mesela dolar. Şimdi burada çokluk mu belirtiyor? Euro gibi, dolar gibi kelimeden bahsediyor. Sen lerleri kaldırdığın zaman bir kelimenin ortaya çıkması gerekiyor. Mesela kaldırdım insan. Kaldırdım sınıf var burada. Burada kaldırdım ev var. Ama burada kaldırıyor ki. Ki diye bir kelime var mı? Yok. O zaman C seçeneği bir çokluk belirtmemektedir. Bir diğer sorumuz. Hangi cümlede özel isim kullanılmıştır diyor bize. Bakalım. Özgür iyi futbol oynuyor. Kişi isimleri özel isimdir, değil mi? Dolayısıyla buradaki özgür kelimesinin özel isimdir. Yanıtı A seçeneği. Yağmur sabaha kadar yağdı. Turna en sevdiğim kuştur. Bulut gökyüzünü kaplamıştı. Burada bazı cins isimlerine dikkat etmek gerekiyor mesela. Yağmur kelimesi özel isim anlamında da kullanılan yer var. Arkadaşının adı illa çevrende görmüşsündür. Yağmur isimli, Damla isimli. Normalde bunlar cins isim ama bazıları doğadaki isimleri çocuklarına koyabiliyorlar. Öyle durumlarda da özel isim olur. Doğru cevap A seçeneği. 16 numaralı sorumuz. Yukarıdaki, pardon, aşağıdaki es sesli sözcüklerle cümle kurunuz diyor bize. Şimdi es sesli sözcüklerle cümle kuracaksan bir kere burada farklı anlamlara gelmez. Hani cümlen çok basit olsun. Hiç sorun değil ama anlamı farklı olacak. Mesela ben kendini gösterince ben dersin. Bir de vücudunda bir parça mesela nasıl diyeyim bir lekeye değil mi? Sivil gibi. Sivilce değil de ona benzeyen siyah bir lekeye ben diyebilirsin değil mi? Mesela vücudumda ben çıktı. Vücudumda ben var. Çok basit kullansan yeterli olur. Vücudumda ben var. Değil mi? Ben var.
Buradaki ben vücuttaki lekeden bahsediyorum. Diğerinde de bunu ben istedim mesela. Fazla uzatmıyorum ben. Ama anlamsal olarak iki tane farklı kelime kuracağım. Bunu ben istedim. Kendim anlamında kullanılan bir kelimedir. Yat kelimesi, şimdi uzanmak, uykuya dalma anlamında vardır. Bir de tekne cinsinden olan yat vardır. Hemen yapalım. Hemen yatacağım. İki kelimelik bir cümle kuruyorum. Burada önemli olan cümleni kısa tutabilirsin ama farklı anlamlarda olmasına dikkat et. Hemen yatacağım, yatmalıyım. Ne dersen artık. Yatacağım. Noktayı koyduk. Babamın yatı var. Mesela. Babamın yatı var. Özel tekne. Yatı var dersem yat kelimesini iki tane anlamda kullanabilirim. Tabii bazılarında da şunu görüyorum ben. İşte bakıyor mesela orada sadece yat kelimesini kullanmaya çalışıyor. Bunlara ek getirebilirsin. Yatı, yata, yatta, yatacağım gibi. Ben, beni, benim yani yanına ek de getirebilirsin sevgili öğrencim. Ama iki tane farklı anlam çıkması gerekiyor. 17 numaralı sorumuz yukarıdaki cümlelerin anlam kazanabilmesi için noktalı yerlere yazılacak. Ad durum yani hal ekleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? 4 taneydi. Yalını da sayarsak 5 tane. İsmin i hali belirtme, e hali yönelme, d hali bulunma, den hali ayrılma ya da çıkma. Annem ev temizliyor. Ne diyebiliriz buna? Annem mesela eve temizliyor. Olur mu? Evden temizliyor. Olmaz. Evi temizliyor. İ'nin gelmesi gerekiyor. Birincinin iyi olduğuna karar verdiysen yani D seçeneğinden başka var mı? Yok. Yani İ ile başlayan hangisi var? 1, 2, 3, 4 diye sırayla gidiyorsun. D seçeneği. Doğru cevap bitti. 1 ile bulduk. Öğrenciler bahçede oynuyor. Bahçede'yi getirmem gerekiyor. Bakın ikide de D var. Muhsin Bey araç. Şimdi hepsini E getiremem ben. Hani E getirdim ama araçe diyecek halim yok. Araca binmedi. Da buradaki Ç'nin de C'ye yumuşaması gerekiyor. İsmin E hali. Babam ağaçtan indi. Sonra da ismin den halini yani çıkma ayrılma durum ikini getirmen gerekiyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz aşağıdaki kelimelere lı, li, lık, lik, sız, siz, cı, cı eklerini getirerek yeni kelimeler türetir diyor. Yani anladığım kadarıyla bir tane türetmen yeterli olur sevgili öğrencim. Tabii ki en uygununu getirmeye çalışalım. Yani eve mesela lığlıyı getirmek daha güzel olur. Evlik mesela lık olmaz buna. Eve lık getiriyorum evlik. Evlik ne böyle çiçeklik gibi sanki. Evlik diye bir şey olabilir mi? Uygun olan bir tanesini getiriyorum. Ev kelimesine getirdim. Lığlıyı evli oldu. Şekerci güzel olur değil mi? Şekerci olur. Şekerlik olur. Şekerli olur. Şekeri olan. Şekersiz olur, şekeri olmayan anlamında. Burada da parası olmayan diyelim. Parasız mesela. Parasız, parası olmayan adam. Bilet satan kişi. Ne olur? Biletçi mi diyelim? Bilet, cıvcı ekini getiriyorum. O çıvçı olabilir tabii ki. Kelimenin son ünlüsü ve son ünsüzüne göre gelen ek de değişebilir. Biletçi bu şekilde yazdıysan 4 puan daha hesaplayabilirsin. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla birlikte eşleştiriniz yapalım. Deyimlere baktığımız zaman ateş püskürmek, kafa tutmak, diline dolamak, kulak kesilmek, karşı gelmemek. Bakalım hemen. Şimdi ateş püskürmek. Öğretmenim ödevimi yapmadığımı öğrenince ateş püskürdü. Çok öfkelendi. Buraya bir numarayı yazdık. Kafa tutmak. Zebra aslana kafa tuttu. Karşı geliyor, direniyor mesela değil mi? O zaman buraya da 2'yi yazabilirim. Diline dolamak. Mesela bir şarkı sürekli diline dolanır değil mi? O şarkıyı sürekli söylediğin zaman dilime dolandı dersin mesela. O zaman buraya da 3'ü yazmam lazım. Kulak kesilmek. Karşı tarafı dikkatli bir şekilde dinlemek. Kulak kesilmek. Buraya da 4'ü yazdık. 20 numaralı sorumuz. Sarhoşun biri bacaklarını ateş etti. Büyük yazar sakat kaldı. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelemez? Büyük yazar sakat kaldı.
Sarhoşun biri. Neden? Sarhoşun biri çünkü bacaklarına ateş etti diyor. Bize acaba noktaları hangisi gelemez? Yani baktığımız zaman neden sonuç ifadesi var. Sarhoşum yani dene buradaki kelimeleri. Çok rahat bulabileceğin bir sorudur bu. Sarhoşun biri bacaklarına ateş etti. Bu yüzden büyük yazar sakat kaldı. Bu geldi bak. Sarhoşun biri bacaklarına ateş etti. Bu nedenle büyük yazar sakat kaldı. Boşluk doldurmalarında hep bu taktiği uygulayın. Yani seçenekleri tutun oraya deneyin, soruyu okuyun. Hangisi anlamlı ya da anlamsız geliyor ona bakın. Sarhoşun biri bacaklarına ateş etti. Bundan dolayı büyük yazar sakat kaldı. Sarhoşun biri bacaklarına ateş etti için büyük yazar sakat kaldı. Ettiği deseydi, bak, ettiği deseydi olabilirdi. Sarhoşun biri bacaklarına ateş ettiği için büyük yazar sakat kaldı. O olur ama yumuşak ye ve i yok burada. Etti var sadece. Sarhoşun biri bacaklarına ateş ettiği için büyük yazar sakat kaldı. Burada olmadı. Dolayısıyla C seçeneği işini buraya getiremem. Bir diğer sorumuz karşılaştırmayla ilgili. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır diyor. Bakalım. Vitrinde gördüğü teleskop evdekine benzemiyor. Tablet bilgisayarların laptoplarının daha kullanışlı olduğu gerçeği gün yüzüne çıktı. Yalıtımsız evlerin ısı kaybı yalıtımlı evlerden fazladır. Kaptan kara gördü diye bağırınca hepimiz heyecanlandık. Bakalım hangisinde karşılaştırma yapılmamış. Vitrinde gördüğü teleskop evdekine benzemiyordu. Vitrinde gördüğü teleskobu ve evdeki teleskobu birbirleriyle karşılaştırıyor görünürlük açısından. Tablet bilgisayarın laptoplardan daha kullanışlı. Burada tablet bilgisayarlarla laptopların yani dizüstülerin birbirlerine göre kullanışlı olup olmadığıyla ilgili karşılaştırıyor. Eledim. Yalıtımsız evler ve yalıtımlı evleri ısı kaybı yönünden karşılaştırıyor. Eledim. Kaptan kara göründü diye bağırınca burada karşılaştırma yok. Burada beraberlik var. Hep birlikte aynı tepkiyi verme eylemi var sevgili öğrencim. Dolayısıyla karşılaştırma yapılmıyor. Yanıt D seçeneği. 22 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç cümlesidir diyor. Bakalım. Ablasının kolunu alçıya almışlar sonuç. Neden? Belli değil. A seçeneğini eledim. Bence sen bu gidişle çok kilo alacaksın. Neden kilo alacaksın? Sebebi var mı bunun? Yani çok mu yemek yemişsin? Diyet mi uygulamıyorsun? Yok öyle bir neden. B'yi eledim. Kahve içmeyi sevmenin nedeni var mı? Seviyorsun sonuç. Evet. Tek sonuçtan oluşuyor. Tek bir yargı. Nedeni var mı? Yok. Çocukları çok sevdiği için öğretmen oldu. Öğretmen olması en sonki yapılan durum sonuçtur. Öğretmen oldu. Soruyoruz. Neden? Çocukları çok seviyor çünkü. Bundan dolayı öğretmen olmuş. Yanıt C seçeneğidir. 23 numaralı sorumuz aşağıdaki tümce yani cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor bakalım bana. Deniz yazıyı yanlış yazdığı için silmiş. Abim bu çarşamba şunu hemen bir eleyim. M harfinin olması gerekiyor. Sevgili öğrencim. Bunu lisede görürsün. MB yan yana olur. MB'nin yan yana olmadığı sadece İstanbul vardır sevgili öğrenciler. Dikkat edin. Mesela pembe. Pembe. Pembe denmez. Çarşamba. Perşen denmez. Perşembe denir. Ona dikkat edin. Bunu eledik. B seçeneğini. Akşama Doktor Hüseyin bizim hastayı görecekmiş. Sevgili öğrenciler buraya da baktığım zaman doktorun D harfinin küçük harfle başlaması gerekiyordu. D seçeneği küçük çocuğun eline kibrit verilmez. Kibrit değil. Kibrit şeklinde yazılması gerekiyor. Şimdi buradaki kelimeye dikkat edelim. Deniz yazıyı yanlış yazdığı için silmiş diyor. Oradaki kelimenin kökü, yanlış kelimesinin kökü yanılmaktır. Aynı zamanda orada bir de ünlü düşmesi vardır. N ve L arasındaki yanılmaktan, hata yapmaktan gelir yanlış. N ve L arasındaki I düşecek. Zaten düşmüş N ve L kalmış. Yani sen orada yanlış yazacağını önce yal sonra nış yazarsan bu olmaz. Yani bu kelimede önce ne sonra L'nin gelmesi gerekiyor ki zaten öyle de olmuş. Yazım yanlışı yoktur. Doğru cevap A seçeneği. 24 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır diyor. Bakalım. Anlattıkları pek inandırıcı değildi. Bu sabah yine geç kaldım. Ayakkabıları çıkarıp kenara attı. Gürültüden kulaklarım patladı. Şimdi gürültüden rahatsız olmuşsun bu belli. Evet belki kulağın çınlama olabilir ama
Kulaklarının patlaması öyle yani ufak bir gürültüyle olacak bir iş değil. Orada sen kulaklarını patlatıyorsun mesela. Patlıyor. Ya bomba patlar mesela. Patlıyor mu orada? O zaman ne var burada? Olan bir durumu gereğinden fazla olmuş şekilde gösteriyor. Yani abartı katıyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. Ekranda 5 tane kelimemiz var. Bunlar gerçek mi, mecaz mı, terim anlamlı mı? Onları bizden işaretlememizi istiyor sevgili öğrenciler. Bakalım hemen. Sınavı başaramadığını duyunca yıkıldı. Yani yıkılmak aşağı doğru yuvarlanma anlamı olur sevgili öğrenci. Yani depremde evler yıkılabilir. Yan yatmak şeklinde de duvar yıkılabilir mesela. Bu şekilde düşünebilirsin. İşte 9-10 tane taş düşüyorsun. Topla birlikte onları yıkıyorsun. Bu şekilde olabilir. Yukarıdan aşağı doğru devrilme anlamında. Şimdi buraya bakıyorum. Sınavı başaramadığı duyunca yıkıldı. Yani başaramadığı duyunca yere mi yuvarlandı? Hayır. Yıkıldı. Çok üzüldü. Dünyası yıkıldı. Üzüldü anlamındadır. Dolayısıyla buradaki yıkıldı kelimesi başka bir anlamda. Dolayısıyla mecaz bir anlam var burada. Salon için yeni bir halı alacağız. Yani o kelimeye baktığın zaman aklına gelen ilk sözcüğü karşılıyorsa gerçek anlamdadır. Halı deyince aklına ne gelir? İşte odalarda serdiğimiz çaput mu, kilim mi diyelim, değil mi? Onun gibi. Salon için yeni bir halı. Zaten burada da ondan bahsedelim. Gerçek anlam. Sanatçının son bestesi çok beğeni topladı. Müzik alanında kullanılan terim bir kelimedir. Müzik terimine ait bir kelimedir. Beste, güfte, beste, nota gibi mesela. Genç kadın boş gözlerle denize bakıyordu. Şimdi boş kelimesi gerçek anlamı dolunun tersi. Yani bardak boş dersin burada gerçek anlamıdır. Peki bir göz boş olabilir mi? Yani onun içerisinde mesela göz bebeği mi yok? Hayır. Boş gözlerle dalgın dalgın umursamadan dikkatli bir şekilde olmadan bakıyordu mesela. Burada mecazi bir anlatım var. Küçük kardeşinin dişleri çıkmaya başladı. Dişleri deyince, diş deyince benim aklıma çenemizin, ağzımızın içerisindeki beyaz yapı, sert yapılar gelir, değil mi? Burada da ondan bahsediyorsa gerçek anlam vardır.